Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah ve siyâbeke fedahhir. İlahi Resûle sadakallâhu l-azim. Dersimizin mevzuu namazın farzlarındaydı. Beşincisi gövdesinde, yani bedenin dışında, elbisesinde ve kendisiyle olan eşyalarında ve ayaklarının durduğu yeri ve alnı değdiği yeri necasetten pak etmek lazımdır. Demek ki bir adam namaza girdiği zaman bedeninin dışını, kaftanını yani entarisini, elbisesini, sair sırtına, başına, ayağına giydiği şeyleri ve kendisinde olan eşyalar ki mesela silah gibi ve ayakları yani kıyamda durduğu yeri ve alnı değdiği yeri necasetten temiz olması lazımdır. Gerek necaset galize olsun, insan ve gaz ve tavuk necaseti gibi. Mesela galize deyince insan necaseti, gaz necaseti, tavuk necaseti gibi galize olsun. Gerek necaseti hafif olsun ki eti yenen hayvanların sidikleri ve eti yenmeyen hayvan kuşların, yenmeyen kuşların necasetleri. Demek ki necaseti hafifene eti yenen hayvanların sidikleriyle eti yenmeyen kuşların necasetleri, bunlar da necaseti hafifedir. Bunların hepsinden temizlemek şarttır. Necaseti galizanın bir dirhemden ziyadesinden temizlenmek farzdır. Necaseti galizanın bir dirhemden fazlasını temizlemek farzdır. Necaseti hafifenin ise bir karış miktarından kendinde veya mekanında bir karış miktarı kadar necaseti hafif eden, necaseti hafifeyle bir karış vücudundan veyahut da bulunduğu mekandan var ise o da necaseti hafif eden bir karış demek ki miktarı. Bunları temizlemek farzdır. Dirhem miktarından bak şimdi, dirhem miktarından fazlasını temizlemek farz. Ondan sonra bir karıştan bir karışından olanı kadar temizlemek farz necaseti hafifeden de. Peki dirhem miktarı olursa o zaman dirhem miktarı kadar olduğu zaman o necaseti temizlemek vaciptir. Dirhem miktarından az olursa onu temizlemek sünnettir. Koyu necasetlerde temizlemek o necaseti çekmekle olur. Koyu olmayan necasetlerde ise üç parmağının orta eninde ilerisi kadar olmakla belli olur. Yani koyu olmayan necasetin ne kadar mesela nasıl temizlenir? Üç parmağının orta eninden ileri kadar olmakla belli olur. Ama bir adam burnunun değdiği yer murdar olsa, mesela namaz kılıyor, her tarafı temiz bir yer bulamıyor yani anlayacağım, harman yeri. Bazı yerlerde necasetler var. O da namaz vakti geçiyor. Böyle bir yerde mesela burnunun değdiği yer murdar olsa, maada yani eli, alnı, elleri, dizleri, ayakları olduğu yerde pak olsa ittifakan namazı caiz olur. Peki burnunun değdiği yer niye mesela burnunun yerini harc ediyor? Burnunun yeri çok az bir mesafe olduğu için burnunun değdiği yer o kadar zarar vermez demeye getiriyor. O kadar zarar vermez. Ama mesela elinin, dizlerinin, ayaklarının değdiği yer necaset ise namaz olmaz. Ama başka yerler temizde yani ellerinin, alnının, dizlerinin, ayaklarının değdiği yer temiz fakat burnunun değdiği yer
temiz değilse bu caizdir diyor. Neye? Çünkü burnun değdiği yer dirhem miktarı kadar veya cası necaseti hafife kadar olmaz olduğundan ileri geliyor. Öyle demeye getiriyor. Burnunun değdiği yerde olan necaset dirhemden az olduğu için ona zarar vermez. Hatta yere konan azaların yerlerinde dirhem miktarı veyahut da az necaset olsa namaz caiz olur. Mesela bir adam namaz kılıyor harmam yerinde, her taraftan tabi hayvanlar icabında, hani koyun geçti dolaştığının armağından, öyle bir her tarafı temiz bir yer bulamayınca, mesela öyle bir yerde demek ki hatta yere konan azaların yerlerinde, mesela yani elinde, dizlerinde ve ayaklarında koyduğu yerlerde miktar bir dirhemden dirhem miktarı veya az necaset olsa namaz caiz olur. Buradaki dert dirhem miktarından az olunca idare ediliyor ama yerdeki pislik. Ama dirhem miktarı kadar olursa veya dirhem miktarından fazla olursa o zaman izare edilmiyor demeye getiriyor. İmdi merhum yani Musannif Hazretleri, İmam Beyhaki Hazretleri elleri, dizleri ve burnu zikretmedi. Çünkü elleri, burnu, dizleri zikretmediği secdede koymak farz olmadı. Farz olmadığı için bunları koymak vaciptir. Biz şimdi namazın farzından bahsediyoruz ya. Farza ait ahkama sayılıyor. Mesela şimdi namazın vaciplerine geldi mi? Elleri koymak vaciptir, dizleri koymak vaciptir, ayakları koymak vaciptir. Ama şimdi biz farz olan miktarı anlatmaya çalışıyoruz. Evvela farzı bir anlayacağız. Farzı anladıktan sonra da diğer vacip kısımlarını anlatmaya çalışacak. Şimdi mesela bir ayağını koydu mu farz yerine gelir. İki ayağını koymak vacip. Bir ayağını koydu mu farz. Bir ayağını koymasa namaz yerine gelmez. Yani mesela iki ayağı da havada olsa, yere basmasa, iki ayağı da yere basmasa, ayaklarını kaldırsa, yere basmasa namaz olmaz. Bir ayağın muhakkak yere değmesi farzdır. Ama iki ayağının değmesi nedir? Vaciptir. Biz şimdi neyi anlatıyoruz? Farzı anlattığımızdan dolayı onu öyle anlamak lazım. Ne demek istiyor diye. Yani içinden farz miktarıyla vacip miktarını kişinin iyice anlaması lazım ki ona göre muamele yapması lazım. E şimdicik ama bir ayağının yeri pak, birinin murdar olsa, biri pak, bir ayağının yeri pak olsa, bir ayağı da murdar olsa, lakin ayağını koymayıp bir ayak üzerine kılsa namaz caiz olur. Çünkü bir ayağının bastığı yer temiz ise, bir ayak koymak farz olduğundan dolayı, farz miktarı geldiğinden dolayı, birinin necasete basmayarak, yani bir ayağının üstünde namazı kılsa da öteki ayağının necasete basmasa, namaz caiz olur diyor. Tamam. Burada bir ayağı, iki ayağı, hani adam mesela diyor ya işte ayakların yerden kesilince namaz bozulur meselesi var ya, onları anlatmak için anlatıyor. Ha, iki ayağını yere koymak farz değildir. İki ayağını yere koymak ne? Vaciptir. Bir ayağını yerine koymak var. Altıncı, pak ve halis suyla abdest almaktır. Yani beşincisi demek ki elbisesinde necasetten taharet, elbisesinde, namaz kılacağı yerde ve üzerindeki bulunan silahta, mesela misal, üzerinde silah var. Silahını domuz yağıyla yağlamışlar, olmaz. Başka yağ, mavzer yağıyla yağlayacak. Mesela domuz yağıyla nesini yağlıyor? Domuz yağıyla nesi yağlanır? Üstündeki kılıfı var ya, o güneşe karşı domuz yağı yumuşak, yani güneşi mesela domuz yağıyla yağlasa şeyi, silahın üstündeki kılıfı, üstüne de güneş doğdu mu domuz yağına iyice yumuşar yani. Onun için domuz yağıyla olan bir adam namaz kılmaya kalkacak olursa olmaz. Ne yapacak? O zaman silahının kılıfını çıkaracak. Onun lafın kısası. Yani silahı deyince böyle yani. Ama silahı var ama necaset değil. Mavzer yağı necasette değil ama domuz yağı
Domuz yağını niye kullanıyorlarmış? Yani mesela topların, tüfeklerin şeyleri var ya, kılıfları, onlar güneşin altında duruyorlar. Onların şey olmaması için, yani yumuşak durması için, kazık gibi olması için askeri depolarda domuz yağı dolu. İşte ben, o koymuşlar mesela ve mühimmet depolarında var mesela yani. Ama tabii eskiden vardı, şimdi var mı bilmiyorum yani. Domuz yağını da kullanıyorlardı. Şimdi belki yeni bir yağ icat etmiş olabilirler yani, yumuşak yine. Evet. De yani burada şimdi ne anladık biz? Burada şunu anladık. Yani abdest alan adamın bunların temiz olması lazım. Şimdi abdest almak geldi mi vakit? Evet, geldiyse...